Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk ulusunun kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bizlere bırakmış olduğu Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu özellikle geçtiğimiz son 10 yılda bir kez daha anladık. Cumhuriyet'i nasıl sağlam bir temel üzerine inşa ettiğini, Cumhuriyetimize gerçekleştirilen onlarca saldırı sonrasında tekrar tekrar anlamaktayız. Kendisine şükran borçluyuz. Değerli basın mensupları, bugün bizlerle birlikte olan arkadaşlarımız atanamayan, ataması gerçekleştirilemeyen felsefe öğretmenlerimizdir. Sorunlarını dile getirmek için yanımızdalar. Öğretmen atamalarına baktığımız zaman tavan puanlarında farklılıkların oluştuğunu görmekteyiz. Örneğin din kültürü ve ahlak bilgisi alanında yapılan atamalardaki tavan puan 60. Beden eğitimi alanında 69. İngilizce alanında 70 iken diğer taraftan felsefe alanındaki tavan puan ise 85'tir. Bölümleri çoğaltmak mümkün. Her öğretmenimiz ve görev aldığı her alan bizim için değerlidir. Fakat atanan ve atanamayan kişilerin hepsi öğretmendir ve bu aralarında bir puan farkına neden olmamalıdır. Çözüm tüm bölümlerdeki atamaya esas olacak şekilde makul bir atama taban puan sınırı geliştirmek ve sınavsız bir şekilde atamalarını gerçekleştirmektir. Hükümete ve Milli Eğitim Bakanı'na buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Hangi yıl ne kadar hangi alanda öğretmen açığımızın olacağı lütfen hesaplansın. Bu hesap üzerinden kaç öğretmen adayının üniversitelere yerleşmesi gerektiği, kaç öğretmen adayının eğitim fakültelerinde ne kadar yerleşmesi gerektiği ortaya çıkarılsın. İleriki yıllarda üniversitelere alınacak öğrenci kontenjanı da buna göre belirlensin. Uzun vadede bunu yapacak olan hükümet, kısa vadede de bir an önce öğretmen açıklarının hepsini kapatacak şekilde bekleyen tüm öğretmen adaylarının atamalarını gerçekleştirsin. Bizim temennimiz budur. Bu konuda yapılacak olan çalışmalara Milli Eğitim Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce de defalarca söylediğimiz gibi her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bu atamalar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kaynak sorunu yoktur. Çünkü 1 milyar 370 milyon Türk liraya kaçak saray yapan bir hükümetin kaynak sorunu ile ortaya çıkması gülünç olacaktır. Şimdi sözü milyonlarca genç işsizimizi iş beklemekteyken 1 milyar 300 milyon Türk lirası bedelli kaçak saray yaptırılan bir ülkede daha fazla mantıklı insanlarımızın yetişmesini sağlayacak atanamayan felsefe öğretmenlerimize bırakıyorum. Buyurun. Değerli basın mensup arkadaşlarım, bizler felsefe grubu öğretmenleri olarak bugün sizlere yaşamış olduğumuz sıkıntılı günleri, sıkıntıları anlatmak için buradayız. Felsefe grubu öğretmenleri olarak bizler yaklaşık 10-11 yıldır özellikle kontenjan sıkıntısı yaşamaktayız. Her yıl bizlere ayrılan kontenjan eğer 40 bin ise 140, 150, 160 şeklinde, kişi şeklinde olmaktadır. Ve dolayısıyla da çok fazla mezunumuz olduğu için de bizler atanabilme sıkıntısı yaşamaktayız. Yani bize ayrılan kontenjan az ve bizim mezun olan branş arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Ve dolayısıyla da çok çalışıyor olmamıza rağmen KPSS vesaire atanma sıkıntısı yaşıyoruz. Dolayısıyla da biz de bugün artık bunu dile getirmek istedik. Bunun nasıl çözümlenebileceği konusunda Sayın Vekilimin önerileri doğrudur. Biz de bir takım önerilerde bulunduk. Biz mesela bu atamalardaki sıkıntılardan büyük rahatsızlık duyuyoruz aynı şekilde. Örneğin din kültürü veya bazı bölümlerin 60 puanla 50 puanla atanması, bizim 85 puanla atanamamamız büyük bir sıkıntıdır ve büyük bir çelişkidir. Bunun derhal toparlanması gerekiyor. Peki bunlar nasıl çözümlenebilir? Bir kere burada sorunun kaynağına inmek gerektiğini düşünüyorum. Bizler neden atanamıyoruz felsefe grubu öğretmenleri olarak? Çünkü bizlerin liselerdeki eğitim verdiğimiz derslerin sayısı azaltılmıştır. Birincisi, biz felsefe grubu öğretmenleriyiz. Felsefe, psikoloji ve sosyoloji derslerine, ayrıca da eğitim bilimleri derslerine girebiliyoruz. Eğitim bilimleri derslerimize artık giremiyoruz çünkü öğretmen liseleri kapandı. Felsefe dersleri ise 11. sınıfta sadece zorunlu. Psikoloji, sosyoloji, mantık dersleri ise
seçmeni maalesef. Dolayısıyla da bize ders saati azlığından şikayet ederek, ders saatinden bahsederek sizden çok az kontenjan alınabiliyor şeklinde karşımıza geliniyor. Bunların derhal değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin mesela din kültürü öğretmenliğinin neden taban puanı daha az ve neden daha fazla alımı yapıldığına baktığımızda bu bölümlerde imam ve hatip okullarının sayısının arttırılmış olması ve bu branş öğretmenlerinin ders saatlerinin seçmeli ve zorunlu ders saatlerinin arttırıldığını görüyoruz. Biz de bu taleple karşımıza geldik. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza diyoruz ki felsefe grubu mezunlarının istihdamına yönelik olarak bir üç kardeş branş olan felsefe, sosyoloji ve psikolojinin 10, 11 ve 11. sınıflarda zorunlu ders kapsamına alınması gerekmektedir. Yine aynı şekilde bakanlık kamu yararı adına okullarda rehberlik açığını gidermek için acil olarak bu yıl 2500-3000 arası felsefe grubu öğretmenine geçmişte olduğu gibi bu alanda da atama yapabilir. Bunun için de 80 nolu kararnamenin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu 80 nolu kararname eğer değiştirilirse felsefe grubu öğretmenlerinin yan alan olan psikolojik danışmanlık rehberlik alanına atanma durumu söz konusu olabilir. Yine bizim kendi seçmeli derslerimiz olarak görülen düşünme eğitimi felsefe bölümü mezunları tarafından yürütülmelidir. Şayet bu program başarılı şekilde yürütülebilir ise düşünme eğitimi dersi zorunlu hale getirilmelidir. Aynı şekilde okullarda okutulmakta olan hukuk ve adalet, medya okuryazarlığı, insan hakları ve zihinsel engelli öğretmenliği gibi derslerin verilmesi için felsefe grubu öğretmenlerinin istihdamı buralara da yönlendirilebilir. Ayrıca yine felsefe grubu öğretmenleri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 4 Eylül 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışma Merkezleri'ne ilişkin yönetmelikte aile danışmanlığı sertifika programlarına sosyal hizmet psikoloji, sosyoloji psikoloji danışmanlık ve rehberlik, tıp hemşirelik, çocuk gelişimi gibi bölümler alınmaktadır. Buna felsefe grubu mezunlarının da felsefe mezunlarının da dahil edilmesini talep ediyoruz. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi felsefe mezunları tarafından yürütülen felsefi danışmanlık mesleğinin ülkemizde de tanımının yapılarak felsefe mezunları başta olmak üzere bazı bakanlıklar olmak üzere kritik yönetim birimleriyle karar mekanizmalarında istihdam edilmeleri sağlanılabilir. Yine felsefe grubu mezunlarının istihdamının sağlanması için üniversitedeki bölüm kontenjanları azaltılmalıdır. Çünkü en büyük sıkıntı kontenjanların, bize ayrılan öğretmenlik kontenjanlarının az olması ama mezunlarımızın, mezun sayımızın fazla olması. Dolayısıyla da üniversitelere alımlardaki kontenjan sayılarının da sınırlandırılması felsefe grubu öğretmenlerini bir anlamda rahatlatacaktır. Örneğin her yıl mezun olarak bize 2000, en az 2000-2500 kişi ek olarak mezun sayımıza eklenmektedir. Bunun yanı sıra felsefe ve sosyoloji bölümleri açık öğretimde vardır. Bunlar da yine aynı şekilde bizim mezunumuz olarak görünmektedir. Bizler de iş sıkıntısı yaşarken açık öğretim ve açık öğretimde felsefe ve sosyolojik bölümlerin bulunması da gerçekten çok anlamlı gelmemektedir bizlere. Lütfen bizim sesimiz olun. Lütfen bizim sesimizi lütfen duysunlar artık sayın iktidar partisi bakanları, Sayın Nabi Avcı bakanımız. Bu çok önemli çünkü 2013 yılında Eylül atamasında 144 kişi alındı ve taban puan 84.7 idi. 2014 Eylül ataması kontenjanı ise 159 idi. Yani 159 kişi alındı ve bizim 15.000 mezunumuz var şu an. Şimdi burada bakıldığında buradaki dengesizlik gerçekten çok büyük sıkıntı. Taban puanımız 85'te kaldı ve %1 bile atanabilme ihtimalimiz yok. Bence artık bizlerin sesini duyması gerekiyor ve bu adaletsiz dağılımın önüne birilerinin geçmesi gerekiyor. Bizlerin de Şubat ayında atama talebimiz söz konusu. Diğer branş öğretmen arkadaşlarımız olduğu gibi Şubat ayında atama talebimiz var ve felsefe grubu öğretmenlerinin Şubat ayında artık rahatlatılması gerektiğini de düşünüyoruz. Ben 2004 Ankara Üniversitesi mezunuyum. 2004'ten beri 11 yıldır atanabilme sıkıntısı yaşıyorum. Çalışın diyorlar, çalışıyoruz gerçekten. 80'ler, 79'lar, 81'ler, 82'ler. Bunlar düşük puanlar değil, büyük emekler. Lütfen bizi anlasınlar artık. Daha fazlası için hani biz ne kadar çok çalışırsak çalışalım taban puan hep yukarıda kalıyor. Ve hiçbir zaman atanamayacakmışız psikolojisi oluşmaya başladı bizde. Ve bu durum bizi gerçekten büyük kaygıya sürüklüyor, umutsuzluğa sürüklüyor.
bu ülkenin gençleri olarak, yetişmiş öğretmenleri olarak bizler bu ülkenin her köşesinde, Türk bayrağının dalgalandığı her köşesinde çalışabiliriz. Bu yetkinliğe ve donanıma sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Lütfen artık bizim sesimizi birilerinin duymasını istiyoruz. Sayın Vekilim bu anlamda bize büyük destek gösterdi. Sağ olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ama yanı sıra Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'nın da artık biz felsefe grubunun sesini duyması gerekiyor. Çünkü her aşamada kendileriyle görüşme talebimiz oldu. Ama maalesef bu anlamda bir dönüş sağlayamadık. Bu görüşmenin, bu basın açıklamasının bir vesile olmasını diliyorum. Ve lütfen bize artık bir anlayış ve bir adalet göstersinler istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 15 bin öğretmen ortamı bekliyor felsefe grubunda. Felsefe grubunda evet şu an yaklaşık 15 bin mezunumuz var ve her sene 2000-2500 kişi bu kişi sayısına ekleniyor. Ve biz gerçekten kendimizi anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. Sayılar ortada çok somut bir şekilde. Bize ders çalışın, her söylemde şu var. Ders çalışın, KPSS'ye hazırlanın ve atanın deniyor. İnanın ders çalışıyoruz. İnanın ben hayatımın 2 yılını, 3 yılını tamamen maddi sıkıntılar yaşıyor olmama rağmen tamamen ayırıp bu sınava hazırlandım. Ama yani siz de takdir edersiniz ki ben 2004 mezunuyum ve liseden 96'da mezun oldum ve alan sınavı da yok felsefe grubunda. Biz genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına girerek bu sınava hazırlanıyoruz. Zaten bizim branşımıza dönük bir seçiciliğinin olmadığını düşündüğümüz bir sınava giriyoruz. Dolayısıyla da bu kadar yüksek olması da bizim yerleşmemize büyük bir sıkıntı, önümüze bir set oluşuyor. İnanın büyük bir umutsuzluk söz konusu. Ayrıca ben şunu da belirtmek isterim. Ben bir dershane öğretmeniyim aynı zamanda. Yani ben 2004'te mezun oldum, dershaneciliğe başladım. İstihdam alanlarımız söz konusu. Dershanelerde çalışabiliyoruz, kolejlerde çalışma, rehberlik sertifikası alan arkadaşlarımız kolejlerde çalışma şansına sahip olabiliyor. Ve hatta bazı sertifika sahibi olan arkadaşlarımız özel eğitim kurumlarında da çalışma şansına sahip olabiliyor. Biz de şunu söylüyoruz, dershanelerde, kolejlerde ve özel eğitimlerde rehber öğretmen olarak çalışma hakkı tanıyorsunuz madem, neden milli eğitime atanamıyoruz? Yani bu yetkinliği bu alanda veriyorsunuz. Özel eğitimde her türlü çalışabiliyoruz. Ve gerçekten hakkıyla da çalıştığımızı düşünüyoruz. Ki bununla ilgili araştırmalar da yapılıyor. Neden milli eğitime atanamıyoruz? Bu da büyük bir sıkıntıdır. Ayrıca da çalışma alanlarımız genişletiliyormuş gibi görünüyor ama aslında tam tersine daraltılıyor. Neden? Kontenjan ayrılması bir daralma durumu söz konusu. Diğeri ise dershaneler kapanıyor. Şu an ben yine bir dershanede İstanbul'da yaşıyorum. Yine bir dershanede çalışmaya başladım. Oradaki arkadaşlarımın da sesi olmak isterim. Seneye dershaneler olmayacak deniyor. Peki biz dershanede çalışan öğretmen arkadaşlar ne yapacağız? Ve inanın şunu da size söyleyeyim. Bu konuda kafasında soru işareti olan velilerimiz de söz konusu. Yani seneye 12. sınıf olup işte sınava hazırlanacak mezun olan arkadaşlarımız üniversite sınavlarına nasıl hazırlanacaklar konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bunları bize söylüyorlar, dile getiriyorlar. Bunlar başka bir sorun ama biz öğretmenler olarak başka bir sorun yaşıyoruz. Yaşamsal, maddi, manevi sıkıntılara rağmen bunu yaptığımız işe yansıtmamaya çalışıyoruz ve maksimum şekilde fayda sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmen gerçekten artık biz de son noktaya gelmiş durumdayız. Gerçekten biz de artık çok yorulduk, çok tıkandık. Ve artık çözümün burada olduğunu düşünüyoruz. Yani başka türlü çözümler bulmak istemiyoruz. Biz de sokağa çıkmak, alanlara inmek falan hani böyle sıkıntılar yaşamak istemiyoruz tabii ki ama yani geldiğimizde de bizi birilerinin muhatap almış olması ve söylemlerimizin çözüme ulaştığını da görmek önemli bizim için. Dolayısıyla da Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'ya sesleniyorum. Bizler felsefe grubu öğretmenler olarak ne olacağız? Bizim için ne düşünüyorlar? Her yıl 150-140 kişilik atamayla 15 bin, 18 bin, ertesi yıl 20 bin, ertesi yıl 30 bin bu kadar kişi birikiyor. Yani bu kadar çok birikimle biz ne yapacağız? Yani şey deniyor işte başka istihdam alanlara yönelim. Biz böyle bir iş alanı oluşturmak zorunda değiliz deniyor bize. İnanın başka alanlarda da çalıştık yani. Ben sekreterlikten işte ürün tanıtımına kadar halkla ilişkiye kadar birçok alanda çalıştım mesleğimin dışında. Çalıştım ama yapmak istediğim şey benim öğretmenlik. Eğitimine aldığım şey öğretmenlik. Ve kendimi uzman hissettiğim ve gerçekten maksimum doyum sağladığım, fayda
faydalı olabildiğimi düşündüğüm alan öğretmenlik. Dolayısıyla bu alanın dışında başka bir alanda gerçekten çalışamıyorum. Tabii ki bu anlamda pes edip başka alanlara yönelen, inşaatlarda çalışan, pazarcılık yapan, pes etmiş, gerçekten ruhsal olarak sorunları olan, intihar eden, hiç kimse bunlara bakmıyor. Gerçekten intihar eden felsefe grubu öğretmenimiz oldu 2 ay önce Muğla'da. Kimse onu hatırlamıyor. Sadece tarihin karanlık sayfasında gömülmüş gibi görüyor. Ama gerçekten ciddi sorunlar yaşıyoruz biz. Bu sadece bizimle biten bir şey değil. Sosyal çevremizde de büyük bir sıkıntı. Yani annelerimiz, babalarımız için de büyük bir sorun. Ben 34 yaşındayım örneğin. Ben 34 yaşındayım ve geleceğimi kuramama gibi bir sıkıntı yaşıyorum. Kendime inanıyorum tabii ki. Yani yaptığım işe güveniyorum. Öğretmenlik mesleğimin değerli olduğunu ve öğretmenliğin dışında zorda kalırsam yapabileceğim işlere yönelme gibi durum söz konusu olabilir tabii ki. Ama yaptığım işi, yani mezun olduğum işi yapmak istiyorum. Tek derdim bu benim. Ve ailemin karşısına artık güçlü bir şekilde çıkmak istiyorum. İrem Hocam, bu konuda söz alabilir miyim? Benim 85 puan ALES puanım var. 84 KPSS aldım. Ve okul ikincisi olarak mezun oldum. Ve şu an ben burada duruyorum. Eğer sizinki yapacağınız şey, eğer aldığınız şey KPSS ise, eğer buysa, sen 60 alan kişi öğretmen yapıyorsun, ben bu kadar yüksek, bu kadar başarılıyım, sen beni almıyorsun, onu alıyorsun. O zaman senin adaletin nasıl? Sizin milli eğitimdeki adaletiniz nasıl? Eğer ki 60 alan öğretmen oluyorsa 85 alanın da öğretmen olması gerekmiyor mu? Ben gece gündüz çalıştım. Gidiyorsun dershaneye öğretmen olmak için başvuruyorsun. 200-300 milyon para veriyorlar, yok daha stajyersin. Başlatıyorlar, ondan sonra şunu yapıyorlar. Yani bu kadar başarılıyım, bu kadar yükseğim, yani bu benim hakkım mı? Çok teşekkür ediyorum milletvekilimize. Çok sağ olsun sesinizi duyurduğu için. Yani artık gerçekten felsefecilerin şurasına kadar gelmiş. Yani biz bunu hak etmiyoruz. Lütfen birileri artık sesimizi duysun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi atama bekleyen felsefe öğretmenlerimiz de bıçak kemiğe dayanmış değil, bıçak kemiği kesmiş durumda. Biraz önce de bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milli Eğitim Komisyonu'nda ve her türlü komisyonda öğretmen atamalarımızın gerçekleştirilmesi için ve atama bekleyen tüm öğretmenlerimizin yerleştirilmesi için bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Kaynak sorunu diye bir sorunu yoktur Türkiye'nin. Sadece bir irade sorunu vardır. Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın atanamayan öğretmenlerle ilgili atanması konusunda bir irade göstermesi gerekmektedir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.